Herkese merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube, MSY Medya. Girin, abone olun, seyredin. Ne yapılması gerekiyorsa yapın. Söz çok iyi olacak. Kesinlikle aynı şekilde. Mutlaka izleyin. İzliyorsunuz da zaten. Mutlaka izleyin diyorsun ama daha çok izleyin. Daha çok izleyin. Herkese söyleyin. Söyleyin. Takip ettirin. Zorlayın. Şimdi Murat Tosun Akademi online sürüş eğitimine tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Artık ölürsün devrini kapattım. Çünkü en son böyle yazdığınız mesajlar gerçekten dokundu bana. Yani şöyle yaptı. İyi görünmüyorsun abi. Hani itici oluyorsun. İstediğimizi öğretiyorsun ama çok itici geliyorsun. Felaket kellalı. ben de alıcı gözle seyredince biraz hak verdim ama çok dikkat çekmişti öyle. Şimdi mesela bu eğitimde, online sürüş eğitiminde sağ olsun Begüm de var yanımda. Begüm, ben söylemiştim size. Hani sadece bir kadın sürücü olarak yanımda değil. Yani bir erkek, bir kadın sürücü formatını tamamlamak için değil. Begüm gerçekten iyi bir sürücü. Teşekkür. Ne yapacak bize biliyor musunuz? Karda otomobil kullanma tekniklerini anlatacak. Yani dinleyin sakın. Hani bir kadın anlatıyor. Ben bundan dinlemem falan. Yapmayın Begüm, öyle şeyler. Begüm yani bir sürü eğitim de almış bir sürücü. İyi bir kadın sürücü. Biraz da kadınların o algısını değiştirmek istiyorum Begüm anlatsın diye. Begüm, karda araba kullanırken bize 10 maddede neler yapmamız gerek anlatır mısın? Hemen anlatayım. Öncelikle herhalde bu ölürsün devri kapandı. Onun yerine nasıl ölmezsiniz devri başladı. Yaşarsın. Nasıl ölmezsiniz devrini başlatıyoruz şimdi. Tamam. O yüzden ne yapıyoruz? Karda ne yapmamız gerekiyor? Onu konuşacağız. 10 madde dedik. Öncelikle birinci maddeden başlayalım. Tamam. En önemli madde. Birincisi kış lastiği kullanıyoruz tabii ki aslında. Karda en önemli madde bu. Başlangıç olarak. Kış lastiği ve bunu sadece 1-2 lastikte değil 4 lastikte birden kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü 4'ünü birden kullanmak önemli. Şimdi tabii kış lastiği kullandığımız zaman biz zannediyoruz ki hani işte karda muhteşem gider filan, buzda filan. Öyle bir şey yok aslında. Yok. Dolayısıyla bazı yerlerde zincir kullanmak gerekir. Hiçbir zaman güvenmeyin benim kış lastiğim var bu araba gider diye. Mutlaka zincir kullanılması gereken ve uyarılan yerlerde zincir de kullanın. Güvenmeyin yani sadece lastiklere. Bu da çok önemli. Bir de devir kısmı çok önemli. Aynen öyle. Yani düşük devirde kullanmamaya, daha sonra yüksek devirde kullanmamaya, değil mi? Devri düşük tutmaya çalışıyoruz. Yüksek devirde kullanmamaya çalışıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse mesela hani 45 kilometrede ikinci viteste de gidebilirsiniz ama arabayı zorlayarak daha yüksek devirli gitmeye başlar. Onun yerine vitesi bir üst viteste tutmaya çalışarak üçüncü viteste mesela 45 kilometrede gidebilirsiniz. Konuya bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Yani zincir takın, kesinlikle takın. Yani takmak değil, yanınızda bulundurun. Hı hı. Finlandiya'da falan biliyorsunuz çivili lastikler vardır zaten. Evet, doğru. Hani onların buzda aklına gelmiyor için mu? Kış lastiğim var benim, çivili lastiğime gerek yok falan diye. Tabii. Zincir mutlaka arabanızda olmalı arkadaşlar. Yani kış lastiğinin performansı da bir yere kadar. Aynen öyle. Her zaman sakin kullanmaya dikkat ediyoruz tabii ki karda ve buzda. Kış lastiği olması dediğimiz gibi çok önemli değil. Zaten kış lastiğine bence güvenilmemesi gerekiyor. O sadece bir önlem. Yani sadece kış lastiğim var diye karda çok rahat araba sürülebilecek diye bir yok yani. Tabii ki performans çok arttıran kesinlikle bir şey öyle. Ama yani sen hem sürüş tekniklerine, tabii, hem arabana, hem kıyafet, bir sürü şeye dikkat etmen gerekiyor. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla sakin kullanmaya özen gösteriyoruz mutlaka. Bir de mesela ikinci vitesteyken gaz ve debriyaj hareketlerine mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Çok yavaş kullanmak lazım, yavaş uygulamak lazım aracı yerinden kaldırırken. Bu da çok mühim. Mesela ani gaz ve fren hareketlerinden kaçınmaya çalışıyoruz. Tabii ki zaten arabanın kayması için birebir yani. Aynen, ani gaz ve fren hareketleri. Eminim bunların hepsini çok iyi biliyorsunuz ama hatırlatmak tabii ki bizim görevimiz. Onu da söyleyelim. Ya biz hatırlatıyoruz. Dinleyin, öğrenin. Yani kesinlikle, yapacak başka bir şeyimiz yok. Kesinlikle öyle. Mesela araç eğer saplandıysa en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi herhalde bu. Özellikle galiba karlar böyle hafif erimeye başladığı zaman en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi. Kesinlikle, çünkü saplan, şöyle oluyor. Çamurla birbirine giriyor çünkü. Ben buradan ona geçerim mantığı da çok öne çıkıyor. Kesinlikle sırada. Aynen, ama öyle bir şey yok. Burada özellikle araba ikinci vites almaya dikkat edebilirsiniz. Ve mesela çapraz hareketlerle ön ve arkaya doğru hareketler, yavaş hareketler yaparak araba
arabanızı saplandığı yerden çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde daha büyük yardım olacaktır size, öyle söyleyeyim. Daha rahat çıkarırsınız oradan. Otomatik araçlar tabii aslında en önemlisi. Hani manueller bir şekilde daha rahat kurtarılıyor ama otomatik araçlar biraz sıkıntı yaşıyorlar bu tarz problemler, yani karlı havalarda. Onlarda da gaz pedalına tabii ki çok yavaş hareketlerle basmak lazım ve kademeli olarak, yani yüklenmemek lazım gaza hiçbir zaman. Ve mesela otomatik araçların da çoğunda zaten hani sadece tam otomatik değil, çoğunlukla manuel uygulamada var. Tam otomatik olanlarda da kar modu var. Bunları tercih etmeye çalışın. Yani hem manuel olarak kullanmayı deneyin. Karlı havalarda özellikle zor durumda kaldığınızda. Ya da dediğim gibi kar modunu tercih ederek gene daha konforlu bir sürüş sağlayabilirsiniz. Bir de yola çıkmadan önce mutlaka arabanın içerisini temizleyin. Bir o temizliğini sağlayın. Arabanın dışını temizleyin. O çok önemli bir kere. Yani ve temizlerken de çok dikkat etmek lazım, değil mi? Tabii yani ki. Hani araca zarar vermeden. Mesela ben ılık su falan kullanıyorum arabayı temizlerken. Hem daha rahat temizlenmiş oluyor. O tarz şeyler deneyebilirsiniz mesela. Ve kıyafetlerinize mutlaka dikkat edin. Kat kat giyinmemeye çalışın. Çünkü giyiniyoruz yani kışın. Biz kadınlar özellikle lahana gibi giyiniyoruz gerçekten yani. Üzerimize 10 kat falan böyle çıkar bitmiyor. Matruşka bebeği gibiyiz biz. Yani bana da hemen şey diyor. Abi sen de ne yaptın? Kısa koluyla geziyorsun, tamam mı? Ben ayrıyım ya. Ben karda da böyle geziyorum yani. Finlandiya'da gittiğim zaman da böyleyim. Aynen. Bir şey var enteresan. Bir yaşta değişecektir o da. Belki eminim ama. Biz çok kat kat giyiniyoruz yani. Onu yapmamaya dikkat edin. Dönmez. Ne kol döner. Aynen. Ne o konforu döner. Kendinize sağlamanız lazım diyorum. İşte hem içinde hem dışında arabanın, yani kendinize konforlu bir ortam yaratmanız lazım. Çünkü dışarısı risk teşkil ediyor yani. Dolayısıyla içeride mümkün olduğunca onu yok etmek lazım. Arabanın içerisinde çok sıcak tutmamaya dikkat edin. Ortalama derecelerde, yani işte 24 derecelerde, yani işte ev sıcaklığı öyle söyleyeyim. O civarlarda tutabilirsiniz. 10 madde oldu galiba, değil mi? Aynen. Tam 10 madde oldu. 10 madde etti. Yani şey, sakın ben Begüm'e bunları anlattım. Begüm oradan anlatıyor falan diye düşünmeyin. Begüm iyi bir sürücü. Umarım zaten yakında birlikte de test yapmaya başlarız. Evet. Siz kendi gözlerinizle görürsünüz. Evet. 10 maddeyle karda otomobil kullanma tekniklerini Begüm anlattı. Teşekkür ederim Begüm, yani şey. Ben teşekkür ederim. Bana destek verdiğin için bu konuda, çünkü ben şu fikre çok karşıyım. Kadın sürücü. Muhakkak kadın kullanıyordur onu. Bak kadın al falan. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani tamam. Tabii ki acemi sürücü farkı var. Dikkatsiz sürücü farkı var ama erkekler mükemmel olsa bu kadar kaza olmaz zaten. Yani erkekler o kadar kötü araba kullanıyor ki. Sürekli kadın deyip onları sınıflandırmayın. Çok iyi araba kullanan kadınlar var. Aslında bence o biraz şeyden kaynaklanıyor. Kadınlar biraz çekingen araba kullanıyorlar. Biraz daha korkak. Erkekler de aksine çok kendine güvenli araba kullanıyorlar. Dolayısıyla her ikisi de aslında tehlikeli. Yani çok tedirgin araba kullanmak da yaptığın hareketlerde sıkıntıya sebep oluyor, evet, bazen. Çok güvenli kullanmak da aslında öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. Çünkü yani şey, bir kere her şeyi boş ver. Tek gördüğün eğitim direksiyon sınavı. Evet. Anla, onunla olmaz arkadaşlar. Yani sadece direksiyon sınavıyla ben şahane oldum falan gibi bir durum söz konusu değil. Maalesef. Neyse, bunları biz anlatıyoruz. İster dinleyin, ister dinlemeyin, ister kanalı kapatın. Burada hakikaten bizi ilgilendirmiyor. Yani evet. Ne olur bunlar kulağınıza küpe olsun diye anlatıyoruz. Faydalı olsun istiyoruz biz. Faydalı olsun istiyoruz. Ne olursa olsun beyninizin bir yerinde bir parçası kalsa bizim için kârdır. Kesinlikle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Begüm, tekrar çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim. Hep, bilgilendirme fırsatı verdiğin için. Hep olmanı isterim bu online sürüş eğitimi kısmında. Ben de seve seve. Dediğim gibi hani kadın sürücülerin de neler anlattığını, neler yapacağını herkese göstermeyi de deniyoruz. Hayırlı evet. Olsun. Ölürsün devri bitti. Bitti. Neydi? Yaşarsın devri başladı. Yaşarsın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Bye bye.